Evet, sevgili dostlar, şu anda Bünyan'da yine bir hanım işletmecimizi ziyaret edeceğiz. Önce size bulunduğumuz ortamı göstermek istiyorum. İşte Bünyan'da şu saatlerde canlı yayındayız. Sağ tarafta elektrik şirketini, yine öğretmen evini ve birçok esnafımızı görüyorsunuz. Yine burada da esnaflarımızdan görüntüler geliyor sizlere. Evet, yine böyle caddemizi bir takip edelim. Caddemizde, evet, ileride İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü görüyorsunuz. Sağ tarafta Emniyet Müdürlüğü. Yine bir sök dükkanımızı, işletmemizi burada görüyorsunuz. Evet, şimdi efendim Hayal Ambalajı Hikmet Hanım'ı ziyaret edeceğiz. Ve şu anda gördüğünüz gibi dış cephedeyiz. Hayal Ambalaj'ın dış cephe görüntüsünü sizlere sunuyoruz. Evet, burada da çay bekleyen insanlar var. Çay bekliyoruz inşallah. Afiyet şeker olsun inşallah. Hadi görüşürüz. Hadi sağ olasın. Efendim, bismillah diyelim ve içeri doğru girelim. Hikmet Hanım da burada müşterisini ağırlıyor. Efendim, hoş bulduk. Öncelikle mikrofonu şöyle size ben bir takdim edeyim. Hemen alayım. Evet. Şuraya takarsam oluyor herhalde. Tamam. Evet, Hikmet Hanım, işletmenizin yerini gösterdik sevgili izleyicilerimize. Çok mutlu oldum. Hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle sizi tanıyalım mı efendim? Ben Hikmet Çay, Ahmet Erkuman'ın kızıyım. 30 yıllık evliyim. Kayseri'deyim. 2 çocuğum var. 5 yıldır da burada işletme sahibiyim. Çok da mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Yani hanım işletmeci olmaktan mutlu musunuz? Çok mutluyum. Çok mutluyum. Bütün hanımlara da tavsiye ederim. Çok mutluyum. Evet. Peki. Sayılar da artıyor gibime geliyor. Siz de onu hissediyor musunuz? Vallahi ben çok mutlu oluyorum. Dünyalılara alıştırmamız lazım bunu. Hanımlar da hızla bütün sokağa el koyacaklar gibi caddeye. Öyle mi? Aynen öyle. Başka işletmeler de var değil Aynen öyle. Aynen. Karşıda Şükran Hanım var. Yukarıda Fikret Hanım, Hanife Hanım. Yani hızla çoğalıyoruz inşallah. Celil abla. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet, peki biraz işletmenizi tanıtın bizlere. Ne yapıyorsunuz buralarda? Vallahi burada her şeyi karşılık vermeye çalışıyoruz. Önceliğimiz ambalaj işleri. Cenazelerimizde ona üzgün olarak veriyoruz malzemeyi ama düğünlere, doğum günlerine, kına gecelerine, esnaflarımızın poşetine, her türlü şeye çare bulmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet. Ama en zevkle yaptığımız düğün için alışverişler. Evet. Yani temizlik maddeleri. Temizlik malzemelerimiz de var. Tabii ki ufak tefek züccaciyelerimiz var. Kına malzemelerimiz var. Evet. Selamun aleyküm. Genelde kurumsal olarak çalışıyoruz. 30'luk deterjanlar, 5'lik deterjanlar. Daha çok kurumsal çalışıyoruz temizlik malzemelerinde. Evet, müşterimize bir yardımcı olun da görelim. Ahmet amca hoş geldin. Çiçek toprağı var mıydı? Hayır. Yok Ahmet amca. Çiçek toprağı. Yok. Meydan AVM'de var. Oraya çıkarsanız Meydan AVM'de var. Deniz Bank'ın yanı. İşte durum böyle. Hayal Ambalaj böyle. Evet. Bulunduğunuz konum itibariyle tam olarak şeyde A101'in karşısında diye tarif ediyorum. A101'in karşısında, evet. Evet. Bayramlı Mahallesi A101'in karşı. Usluba sokağın hem girişi hem çıkışı diyelim. Evet, hem bir yan tarafı. Ama çok uslu bir sokak değiliz. Neden? Hareketli bir sokağız. Yani çok ama, sakin, uslu sokak değiliz aslında. Ama aslında buralar, şimdi dünyanın merkezi buralar oldu. Aynen öyle. Evet, aynen. Ya yani uslu sokak değiliz derken canlılık anlamında değil. Esnaflarımız uslu yoksa. Evet. Yani yoğunluğu olan bir yer. Yoğunluk olan bir yer. Benim dükkanım da tam köşe başı. Hem sokak başı hem cadde ortası. Her tarafta o yönden de şanslıyım. Kendi iş yerim ondan şanslıyım. Mutluyum Hayal Ambalaj'da. Vallahi biz de çok mutluyuz. Yani sizleri böyle gördüğümüz zaman daha da çok teşekkür ederim. Ama şurada birkaç tane daha bayan esnaf olursa çok daha mutlu olacağım. Bayanlara hadi diyelim en güzeli.
Vallahi dün itibariyle gördünüz. Dün de Kayseri'de yine bir haber evet, vardı. En büyük Dünyanın... takipçinizim zaten. Ben oradan takip ediyorum yenilikleri sizden. Dünyanın hanım iki kardeş, kız evet, kardeşin. Evet, restoran yanılmıyorsam evet, açtıkları. Çok güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Aynen, aynen hocam, aynen. Evet, peki dışarıdaki bünyanlara bir mesajınız var mı? Onlar bizi böyle heyecanla takip ediyorlar. Yani bünyandaki bu hanım müteşebbisleri bir gelişme olarak gösterebilir miyiz? Vallahi gösterebiliriz. Onların da desteklerini bekliyoruz tatilde gelişlerinde. En azından gelsinler, kahvemizi, çayımızı içsinler. Alışveriş şart değil. Öyle yani, yanımızda olduğunu hissedelim insanların. Yani bizleri desteklesinler. Aynen öyle. Diyorsunuz. Yani kahve alışveriş şart değil. Kahveye gelsin. Evet. Çok mutlu oluruz. Bu da tabii yani yerel esnafın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir... Aynen, tabii ki. Aynen hocam. Çünkü ya her zaman iyi günde kötü günde esnaf vatandaşın yanında değil mi? Aynen öyle. Küçük aynen. Esnaf. Yani şimdi büyük marketlere sözümüz yok ama küçük esnafı da desteklemelerini bütün halktan rica ediyoruz. Çok mutlu oluruz. Evet. Evet, ve aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Evet, Hikmet Hanım buyurun, müşteriniz geldi. O misafirim, ziyarete gelir. O ziyarete gelir her zaman, buyur otur hayatım. Alacağım da atlam. Efendim? Bir dönem, orta boy poşet versin. Siyah mı? Evet, ben kömür poşetledim. Tamam, peki buyurun. Kömür geldi, bir kere ya. Bizi de çekiyorum ama ağın oğlanlar görür de biz Allah. Arkadaşlarım bilmiyor da. Ama kötü bir şey yapmıyorsun, alışveriş yapıyorsun evet, yani. Hayır, ben sen çıkıyorum diyorlar bana. Ne bileyim, cenazeye gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, çekim yapıyor. Sen bir sürü süsler işte, çekinmiyor musun? Al canım. Var mı başka istediğin bir şey? Tamam, sorun çok değil. Sorun değil. Görüşürüz, güle güle. Evet, peki. Sizden son sözlerinizi almadan önce bir mesaj geldi. Hemen ona bakmak istiyorum. İzhar Çakmak bedenli hanımefendi. Ne güzel dünyada böyle kadın girişimcileri görmek. Çok mutlu oldum. Benim adıma teşekkür ederseniz çok mutlu olurum. Evet. Çok sağ olun. Destekleriniz evet, için çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi rica ederim. Hemşehrilerimizin... Vallahi içinde olan herkes yapsın. Kendi işi gibi insanın yok. Tabii erkeklerimize saygımız var ama kendi paranı kazanmak her zaman çok daha iyi. Peki. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam.